Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 8. haftasının 4. videosundayız. Bu videoyla çokgenleri bitiriyoruz. Yani iki tane özelliğimiz var. Sayfa 107'de ve sayfa 108'de. İki sayfa işleyeceğiz bu videoda. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Evet bu dikkatte kalmıştık. Bu iki tane dikkate dikkat edin. İki tane özelliğe dikkat edin daha doğrusu. Çünkü ÖSYM gerçekten seviyor özellikle son yıllarda. Birinci dikkatimiz şu. Birinci özelliğimiz şu. Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenarı ayıran köşegenler birbirine eşittir. Evet eşit sayıda kenarı ayıran köşegenler neymiş? Birbirine eşitmiş. Bunu da unutma. Mesela bu. BD köşegeni ile DF köşegeni birbirine eşit. BD uzunluğuyla DF uzunluğu birbirine eşit. Çünkü niye? İki kenara birden ayırmış. Bir de mavi çizgiler de birbirine eşittir. Aynı zamanda AD köşegeni ile DG köşegeni de birbirine eşit ve biz bunu böyle çoğaltabiliriz mesela dört kenar ayıran bir köşegen şurada da dört kenar ayıran bir köşegen Hatta 1 2 3 4 bu dört kenar ayıran olmadı şu dört kenar ayıran köşegen a e ile cG' de birbirine eşittir diyebiliriz Bu önemli arkadaşlar Peki bu nereden geliyor diyecek olursanız düzgün çokgenlerin etrafına Hani biz bir çember çizilebiliyor demiştik ya ondan dolayı geliyor bir çember çizdiğimiz zaman bakın şöyle bir çemberi çizdiğimiz zaman tam köşelerden geçmek zorunda sen bunu böyle çizdiğin zaman hocam şu kenarlar birbirine eşit ya düzgün çok kendi. E, kenarlar eşitse ayırtları yaylar da birbirine eşittir. Çizginin ayırdığı yay alfa ise burası da alfadır. Burası da alfa burası da alfa burası da alfa. Bak şu kırmızı köşegen gel. İki tane alfa kırmızı köşegen gel. İki alfalık yere ayrılmış. O zaman bunlar da birbirine eşit olmak zorunda diyebiliriz. Ya da bak burası da alfaya ya çizginin ayırdığı yer. Maviye bak 3 alfalık yere ayırmış. Maviye bak 3 alfalık yere ayırmış. Ondan dolayı buradaki uzunluklar da birbirine eşittir diyebiliriz. Tamam Çemberden geliyor. E, bu çemberi daha görmedik hocam. E, çemberde eşit kirişlerin ayılttığı yaylar birbirine eşittir. Oradan geliyor arkadaşlar. Daha görmediniz ama ispatı bu, mecburen buradan yapmak zorundayım. Evet. Bu önemli. Karşımıza çıkıyor. ÖSYM'de seviyor. Dikkat ederseniz sevinirim. Özellikle düzgün çokgenler böyle düzgün. 10genlerde, 12genlerde falan filan çok kullanılıyor. Böyle güzel bir şey bu. Neyse. Örnek 31 ile bu özelliğin sorusuna bakalım. A, B, C, D, E, F, G, H düzgün sekizgen olarak verilmiş. E burası 6 olarak verilmiş. Hmm. Düzgün sekizgen. Burası 6. Şimdi X'e ait bir uzunluk isteniyorsa ya dik üçgenden ya da benzerlikten bulacağım. Üçgen. Üçgen oluşturalım o zaman. Şöyle bir üçgen oluşturacak olursak. Öncelikli olarak düzgün sekizgen. 360 bölü 8. Dış açısı kaç derece? 45. Hocam dış açısı 45 derece ise iç açısı kaç derece yapar? 135 derece yapar. Madem 135... Şurası 135 derece ise şunlar da birbirine eşitse aynı şekilde 135 ve eşitse 180'den 135 çıkart 45 2'ye böl 22 buçuk 22 buçuk geliyor bunlar. Hatta burası da 22 buçuk burası da 22 buçuk geldi mi geldi. Evet sonra e hocam 135 ya tamamı buradaki açıda tamamı 135 derece olduğundan 22 buçuk 22 buçuk 45 buraya da 90 mı kaldı 135 yapması için çünkü bu açının tamamı da 135 derece. Evet şurada bir dik üçgen oluştu arkadaşlar. Hatta burası 6. Bak iki kenar ayıran köşegen. İki kenar ayıran köşegen. Burası da 6 mı aynı zamanda? Evet. X kenar dik üçgen çıktı karşımıza. 6 6 ise burası da ne olacaktır? 6 kök 2 olacaktır. Dolayısıyla X'i biz ne bulduk arkadaşım? 6 kök 2 olarak bulduk. Örnek 31'de. Evet örnek 31'i bulduk geldik örnek 32'ye. ABCD EF düzgün altıgen EDG doğrusal ve bizden EFG açısı isteniyor. EFG yok arkadaşlar burası yanlış yazılmış. Şunu şöyle düzeltelim. CBG'dir büyük ihtimalle. MCBG açısı olacak arkadaşlar. Tamam? Hadi şimdi soruyu buna göre çözelim. Şimdi adam bize EDG'yi doğrusal demiş. EDG doğrusalsa bu altıgenin dış açısı yani kaç derecedir burası? 60 derecedir. E hocam bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Ne yapacağız? Diğer köşegeni biz çizeceğiz. Ama şu köşegenin değil tabii ki. Bu kaç kenara ayıran köşegen? İki kenara ayıran köşegen. Bu üç kenara. Yani sen iki kenara ayıran köşegeni çizeceksin. Buna benzer bir hamleyi biz eşkenarda da yapmıştık. Mesela yükseklikle alakası yerde bir eşitlik verildiğinde ne yapıyorduk? Diğer yüksekliği de biz çizelim diyorduk. Aynı şeyi ikiz kenarda da yapıyorduk. Eşit kenarlara çizilen yükseklerden bahsediyorum. Bir yükseklik çizilmiş alakası yerde eşitlik varsa diğer yüksekliği de biz çiziyorduk hatırla. E burada da bir çokgende köşegenle alakası yerde bir eşit verilmişse diğer köşegenlerden birinde sen çizeceksin. Hangi köşegen? Tutup iki kenar ayıran köşegen. Bu al, bak ilgi alaka olmadı. Ya da şu yok şununla alakası olmadı. E bununla alakası olan zaten bu kırmızı çizgileri vermiş hop üçgen oluştursam. Bak ne çıktı burada? Hocam iki kenar ayıran köşegenler birbirine eşit. A x kenar çıktı burada. Bu arada düzgün altıgen dış açısı 60 iç açısı 120. Hocam burası da 120 ya. 120 olduğundan dolayı ne çıktı burada? İkiz kenarlık da var şurada. 180'den 120 çıkart. Düzgünden, düzgün çok kenarlık, dolayı ikiz kenarlık var. 180'den 120 çıkart. 62'ye böl. 30 30 oldu buraları. Şimdi şuraya dikkat et. Hocam şu üçgen gördüğün üzere ikiz kenar üçgen çıktı. Madem ikiz kenar bak burada kaç kaç derece? 90 derece. 90 ve ikiz kenar olduğundan dolayı ikiz kenar dik üçgen oldu. E o zaman burası 45. Burası da 45 olmalı. E, neresi? CBG diye değiştirmiştik. Yani şuradaki açı X. X artı 30 eşittir 45 derece ise X'i de böylelikle 15 derece olarak buluruz. Örnek 32 böylelikle 15 bulduk ve geldik bir sonraki özelliğe. Düzgün çokgenin köşesinden çıkan açılarda, bak köşeden çıkan açılarda bu da önemli arkadaşlar. Köşeden çıkan açılarda gördükleri kenar sayısı ile doğru orantı vardır. Yani bir köşeden bir kenarı gören alfaysa iki kenarı gören 2 alfa, üç kenarı gören 3 alfa diyebiliriz. Bak bu önemli. ÖSYM buna ilgili de soru sordu. Son zamanlarda bunu da seviyor. Dikkat et. Eskiden böyle çok kale almıyorduk bunu. Alınmıyordu daha doğrusu kitaplarda ki ben hep anlatıyordum. E, bu önemli. Bununla alakalı soru çıkıyor. Hatta güzel bir şey daha söyleyeceğim bak ben size. Burada. Gerçekten çok hoş bir şey daha söyleyeceğim. Hatta ben şunu şöyle kopyalayayım. Onun üzerinde işlem yapacağım biraz sonra. Arkadaşlar mesela şurada kaç alfa dersem alfaysa bir kenarı görüyor değil mi? Hocam 1, 2, 3 kenarı gören 3 alfadır. Hocam burası açı olarak düşün. Bir iki kenarı görüyor. İki alfadır. Ondan sonra başka neresi var? Mesela burada kaçı? Alfadır. Açı olarak düşündüğün zaman bir kenarı görüyor. Hocam burası da alfadır. Çünkü açı olarak düşündüğün zaman bir kenarı görüyor. Hocam iki kenarı görmüyor mu? Hayır. Açı olarak düşün bak. E hocam şurası kaç kenarı görüyor? Açı olarak düşün. 1, 2, 3, 4, 5 kenarı görüyor. O zaman burası 5 alfadır diyebiliriz. Şimdi gençler bu nereden geliyor? Çemberden geliyor. Hadi bakalım çemberle göstereyim ben sana bunu. Bir düzgün çokgenin etrafına ya da herhangi bir düzgün çokgenin etrafına bir çember çizebiliyorduk. Tam olarak köşelerden geçiyordu değil mi? Eşit kenarları gören açıların eşit olduğunu biliyoruz. Çevre açı neydi? Alfa ise gördüğü ya 2 alfa. Eşit girişlerin ayıtları ala açılar birbirine eşit ya. Bunlar da hep 2 alfa 2 alfa 2 alfa mı olacak? Evet. Bak dikkat et buraya alfaysa 2 alfa dedik ya. Şurası bak 2 e, alfayı görüyor alfadır çevre açıdan. 2 alfayı görüyor alfadır. Hocam 2 4 6 alfayı görüyor. Yarısı çevre açıdan dolayı 3 alfadır. Hocam şu şuradaki açı hop 10 alfayı görüyor. 5 alfadır diyebiliriz. O yüzden şu mantık gerçekten çok güzel. Ee, köşeden çıkan açılarda bir kenar gören açı alfa ise iki kenar gören, iki alfa, üç kenar gören, üç alfa diyebiliriz. Hatta burada size özel bir şey daha söyleyeceğim. Ben bunu eskiden çok kullanmıyordum ama bu bilgi genelde de karşımıza çıkıyor. Hatta ben şunu şöyle yapayım şurada göstereyim isterseniz. Herhangi bir düzgün çokgen olduğunda bakın. Herhangi bir düzgün çokgen bir parçası burası olsun. Şöyle bir şey olsun tamam mı? Herhangi bir düzgün çokgende iki kenar ayıran bir köşegen gördüğün zaman şu üç kenar ayıran köşegeni gördüğün zaman şununla şu birbirine paraleldir. Ve buradaki açı dış açıya eşittir. Niye? Bak şimdi dikkat dikkat. Bu gerçekten çok güzel ve çok önemli. Şimdi sen şuraya bakacak olursan ispatını yapacağım. Şununla şu birbirine paraleldir. E, ispatını yapacağım. Bak şimdi. Hatta tamam ispatını yapacağım. Hatta şunu da kopyalayayım. Şöyle dursun bakalım belki kullanırım. Bak şimdi ispatını yapacağım. Dostum sen şunu şöyle çizecek olursan hocam bu düzgün çokgen şu, şu 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 eşit mi eşit? Şu alfa diyecek olursan bir kenarı göre. Hocam burası da bir kenarı görüyor. Burası da alfadır. Değil mi? Hocam burası kaç kenarı görüyor? 1, iki kenarı görüyor. 2 alfadır. Hocam ikiz kenardan dolayı burası da alfa mı oldu? Evet. Aa gerçekten ama gerçekten bak birbirine paralel oldu bu. Çünkü z kuralı sağlandı burada. Ondan dolayı arkadaşlar. Ya da direkt hocam şunları hiç yazmadan bile şunu da diyebilirdik. Bir kenarı gören açı alfaysa bak. Böyle köşe olarak düşünecek olursan. Bir kenarı gören açı alfaysa burada da bir kenar görene çarpma. Bak Z kuralı sağlandı paralellik oldu. E buradan dolayı da bak bir şey çıkıyor. Bak şimdi dikkat ben bunu biraz küçülteyim. Şöyle anlattık bunu. Şöyle şunu bir kopyalayayım. Madem bunlar paralel. Bak madem bunlar paralel burada güzel bir şey çıktı o zaman. Şimdi şuraya bakacak olursan. Hatta şuradan da ispatlayabilirim. Madem bunlar paralel. Şurada dış açıya bak bakayım. Hocam burası dış açı. Aa paralellikten dolayı burası da dış açı mı oluyor? Evet. E bu kaç kenarı görüyor? Bir iki kenarı görüyor. İki kenarı gören açı iki alfa ise dış açı da iki alfadır diyebiliriz. Ya çoğunlukla bu üç kenarı ayıran köşegen geldiği için buna da böyle değinmek istedim bilginiz olsun çünkü çoğu soruda gerçekten çok işimize yarıyor arkadaşlar. Bakalım buradaki sorularda karşılaşacak mıyız? Şuna bakalım. Buradaki alfa isteniliyor bizden. Eyvah, biz köşeden çıkan açılarda bir şey biliyoruz. Düzgün dokuzgen denmiş arkadaşlar burada. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada nasıl bir hamle yapabiliriz? Hocam üçgen yok. Köşeden çıkan açı yok. Mesela şunu şöyle çizebiliriz. Ne bileyim şöyle bir hamle yapabiliriz. Böyle bir hamle yapacak olursak bir kenarı gören açı alfa ise hocam şş, alfa demeyelim x diyelim. Bir kenarı gören x ise bir iki kenarı görüyor burası. Burası nedir? 2x'tir. E hocam şurası da 1, 2, 3 kenarı görüyor. 3x'tir. Alfa da neye eşittir? Hocam 3x artı 2x'e yani 5x'e eşittir. X'i bulalım şimdi. Bir kenarı gören açıya biz x mi dedik? Şöyle de yapabilirsin. X ken, gördüğü yay 4x olacak. 2x'e 4x olacak ya şurası. Yani şurası şöyle şöyle çember çizecek olursan 2x'e 4x, 2x, 2x oldu diyebilirsin. Toplamda 9 tane 2x eşittir 360 oldu diyebilirsin. Çember mantığıyla yapabilirsin. Ya da hocam şurası da bir kenarı görüyor. X açısı diyebiliriz. Şöyle açı olarak düşünüyoruz o zaman. X kenarlıktan burası da x Dış açı lazım bana. 2 iç açı. Bir dış açıdan burası da 2x yaptı. Ha, 360 bölü 9. 9 gen ya. Kenar sayısını. 360'a. Kenar sayısına böldüğümüz an ne çıkıyor? Dış açısı. Yani 40 oldu. Evet. 2x 40 ise. X'i buradan kaç buluruz? 20 buluruz. E bizden alfa isteniyordu. Alfa da 5x. X yerine ben 20 yazarsam. Cevap da kaç çıkar? 100 çıkar. İşte burada bir köşeyi. Köşeden çıkan açılarda bir kenarı gören açı. Alfa ise iki kenarı gören iki alfa. Burada x dedik gerçi alfayla karışmasın diye. O mantıktan çözülebilen çok da güzel bir soru. İspat yöntemiyle de, çember mantığıyla da yapabilirsiniz ama onun için bir çemberi görmeniz lazım herhalde. O yüzden ilk etapta buradan yaptım arkadaşlar. Ha burada da güzel bir şey çıktı. Geldik şuraya. Evet düzgün sekizgen verilmiş. Bak üç kenara ayıran köşegen bu da üç kenara ayıran köşegen. Ne oluyordu? Hocam şunlar birbirine paralel diyebiliriz direkt. Direkt bence bunu bilin. Ya da şununla da şu yine birbirine paralel diyebiliriz arkadaşlar. Evet kırmızılar kendi arasında paralel oldu. Şöyle maviler de yine kendi arasında paralel mi oldu arkadaşlar? Oldu. Şimdi madem paralel buraya bakacak olursak 360 bölü kaç? 8 dış açısı 45. Madem dış açısı 45 hani şöyle dış açıya bakacak olursak arkadaşım. Dış açı hep dış açıdan zaten bir şeyler yapıyoruz. Dış açısı 45 ya. Hocam Z'den dolayı burası da 45 yapar. Şu paralellikte. E, şu paralellikte de o zaman şuradaki dış açıda 45 ya. Hocam yöndeşlikten dolayı burası da 45 çıkar mı? Çıkar. Burası da 45 derece oldu. Hatta tamamı 135 derece değil mi? Evet. 45'i buradaysa buraya 90 kaldı. 90 45 ise burası da 45 yaptı. Bizden ALE açısı isteniyor. ALE. E, e 45'i bulduk burada. O zaman burada kaçtı? 180 eksi 45'ten 135 derece çıkar. X'i de böylelikle ALY açısını yani 135 derece olarak bulduk. Bence bunu bilin kullanırsınız. Bizim bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören açı iki alfa da mantığından da tabii ki burada yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet böylelikle sanırım çokgenleri bitirdik ama bu hafta bitti mi bitmedi devamı gelecek. Dörtgenleri de bir sonraki videoda arkadaşlar 5. videoda Dörtgenleri de iki videoda anlatacağım. Yani bu haftanın bitmesine iki video kaldı. O zaman bir sonraki videoda, beşinci videoda dörtgenlerin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.